Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kan programına hoş geldiniz. Şu sıcak yaz günlerinde Ağustos böceklerinin huzurunda karşınıza yine özel haberlerle geliyoruz. Bütün hafta boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu dilim döndüğünce sizlere paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık sayıları 5 milyonu aşan Suriyeli sığınmacı, mülteci ya da misafir var. Artık adını tam olarak ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Suriye'deki gelişmeler bir anlamda da bu insanları Türkiye'ye kaçmaya zorladı. Bugüne kadar Türkiye gelenlere hiçbir zaman resmi olarak git demedi, ancak hep de misafir olarak gördü. Günün birinde Suriye'de işler yoluna girince, huzur gelince, savaş bitince ve Esad rejimi değişince ya da kafasını değiştirince bu insanların tekrar ülkelerine döneceğini ifade ettiler. Nitekim bu hafta özellikle Türk siyasetinde önümüzdeki seçimlere damgasını vuracak önemli konulardan biri olacağını gördüğümüz sığınmacılar meselesinde AK Parti hükümeti ilginç bir adım attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı ile konuştum, güçlü bir yönetim lazım bu meselenin çözülmesi şeklinde bir açıklama yaptı. Özellikle Türkiye-Suriye sınırında bulunan radikal gruplar bu açıklamaya büyük tepki gösterdiler. Türkiye bizi satıyor dediler. Türk bayrağını yakmaya kalktılar. Türk ordusunun çeşitli birliklerinin önünü kestiler. Araçları taşladılar. Gelin görün ki Türkiye aslına bakarsanız çok uzun zamandır rafa koyduğu, ertelediği bir konuyu dile getirmişti. Bugüne kadar hiçbir zaman Türkiye bu kadar Suriyeliyle yaşayacağını, daha doğrusu AK Parti hükümeti bu Suriyelilerin hiçbir zaman gitmeden burada kalacaklarını söylememişti. Bu açıdan baktığınız zaman Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yeni açılımı da önemli gibi gözüküyor. Yani anlayacağınız arka kapıda Suriye ile Türkiye arasında bir diplomasi var. Özellikle istihbarat, yani MIT ve Suriye istihbaratı üzerinden giden bir koridor kurulmuş diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde buradan bir şey çıkar mı? Çok emin değilim ama yine de önemli bir dönüm noktası olabilecek bir açıklama umudunu da pek çok kişiye getirdi. Özellikle biliyorsunuz Zafer Partisi sığınmacılar konusunu ön plana çıkartarak kamuoyu yoklamalarında da oldukça önemli adımlar attığını, iyi yerlere geldiğini biliyoruz. AK Parti de bir anlamda bunun tedbirini almaya çalışıyor. Uzun bir süre Akdeniz'deki mavi vatan kavramını konuştuk. Hatırlarsanız ben ve Kenan Taş, programımızın yapımcısı, Fatih gemisine gidip Akdeniz'in ortasında gaz ve petrol arama görüntülerini sizlere getirmiştik. Uzun bir sürede Türkiye ile Yunanistan arasına bu gemiler kara kedi olarak girmiş ve büyük tartışma yaratmıştı. Nitekim bir süre sonra bu tartışmaları bir anlamda soğutmak için, belki de buzdolabına kaldırmak anlamında bu araştırmalara ara verilmişti. Kimi kesimler Türkiye'nin korktuğunu, çekindiğini ve mavi vatan kavramında mavi vatanın sayfasını kapattığını düşünüyorlardı ama bu hafta yaşanan bir gelişme, Mersin Taşucu Limanı'ndan 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları sonrasında Abdülhamit Han sondaj gemisinin Akdeniz'e açılmasıyla noktalandı diyebiliriz. Yunanistan'da basın son derece tedirgin. Manşetlerde yine Türkiye var. Gerçi onların manşetlerinde bir de büyük bir skandal var. Ona birazdan geleceğiz ama Türkiye'nin sondaj gemisinin denize açılması bir anlamda panik de yaratmış durumda. 7 Ekim'e kadar Navtex ilan edilen bölgede arama yapacak gemiye 3 gemi de refakat edecek. Daha önce biliyorsunuz bu tür aramalarda Türk savaş gemileri de herhangi bir tacize karşı nöbet tutuyorlardı. Yine görünen o ki tutmaya devam edecek. Bu arada Akdeniz'de bütün bu gelişmeler olurken Karadeniz'de de Bakan Dönmez Anadolu Ajansı editör masasına konuk olup Karadeniz gazı için bir anlamda tarih verdi. Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var dedi. Mart ayında kendi gazımızı kazanabiliriz dedi. Ve önümüzdeki günlerde de özellikle Karadeniz'in 2200 metre altında 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işleminin tamamlandığını söyledi. Ve de 2023'ün Mart ayı içinde Karadeniz'den gaz geleceğini söyledi. Kuşkusuz çok önemli. Muhalefet böyle bir gazın bulunmadığını iddia ediyordu. İktidarsa hayır, bulundu, çıkacak ve Türkiye rahatlayacak deniyordu. Peki şu anda son durum ne? Enerji uzmanı Emin Emrah Danış şu anda karşımızda. Sayın Danış, şunu merak ediyorum. Şu an sondaj gemilerimiz hangi bölgelerde ve hangi çalışmalarda yapıyor tam olarak? Şu an bildiğiniz gibi Türkiye'nin toplam yeni alınan Abdülhamit Han sondaj gemisiyle birlikte toplam 4 tane sondaj gemisi var.
Bunların 3 tanesi Karadeniz'de geçtiğimiz yıl 2020 yılında keşfedilen Sakarya gaz sahasının geliştirme çalışmaları kapsamında şu an faaliyetlerine devam ediyor. Yani Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimiz şu an 540 milyar metreküpe ulaşan Sakarya sahasının ki iki bölümden oluşuyor aslında geliştirme faaliyetleri kapsamında Karadeniz'de. Yeni alan Abdülhamit Han sondaj gemisi ise bu hafta bildiğiniz gibi yapılan törenle Akdeniz'e uğurlandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açığında planlanan sondaj faaliyetini yürütecek. Tabii Türkiye'nin yerli sondaj gemilerinin olması şu açıdan önemli. Kendi devlet yani Milli Petrol Şirketi kendi deniz yetki alanlarında belirlenen sahalarda sismik araştırmalar sonucunda sondaj faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ve tabii bu şu açıdan da önemli. Kendi gemileriniz ve çok daha düşük maliyetle yine kendi personelinizle birlikte yaparaktan denizlerinizde var olan petrol ve doğalgazı bulma yönünde çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Karadeniz'de gazı ne zaman kullanacağız? Sizce Mart 2023 gerçekçi bir tarih mi? Şimdi Sakarya gaz sahasında yapılan keşiften sonra yapılan açıklamalara ve çalışmaların şu an geldiği noktaya baktığımız zaman Sakarya gaz sahasının dünyada gerçekten dünya ölçeğinde benzer büyüklükteki sahaların geliştirme süreçlerine baktığı zaman oldukça hızlı bir şekilde geliştirildiğini görüyoruz. Yine yapılan resmi açıklamalardan da bu hafta Sayın Bakan da açıklamıştı. 2023 yılının Mart ayında Sakarya gaz sahasından ilk gaz akışının başlaması planlanıyor. Bu yönde yapılan biliyorsunuz çalışmalar var. Yani ilk etapta ilk fazda 10 kuyu açılması planlanıyor. Bu kuyuların açma, tamamlama ve gerekli üretim ekipmanlarının yerleştirme faaliyetleri devam ediyor. Aynı zamanda bu gazı Filos'taki gaz işleme tesisine taşıyacak olan denizin altında yapılan serilen borularında boru döşeme çalışmalarında büyük bölümün tamamlandığı açıklandı. Tabii burada kara kesimindeki inşaat önemli. Çünkü bu gazın üretilmesi, karaya taşınması ve burada işlendikten sonra BOTAŞ'ın iletim sistemine verilmesi gerekiyor. Ama resmi açıklamalardan gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla Mart ayında bu gazın verileceğini hesaplarsak yaklaşık 30 aylık bir saha geliştirme takvimi var. Ve bu az önce de ifade ettiğim gibi dünya ölçeğindeki benzer projelerin geliştirme takvimi ile karşılaştırdığımız zaman oldukça hızlı. Tabii bu 2023 yılında bitmeyecek. Toplam 40 milyon metreküplük gaz üretimi planlanıyor. İlk etapta gelecek yıl günlük 10 milyon metreküplük bir gaz üretimi olacak. 2026 yılının sonuna geldiğimizde ise Sakarya gaz sahasından günlük 40 milyon metreküp, yıllıksa yaklaşık 15 milyar metreküplük bir gaz akışı olacak. Tabii bu şu açıdan önemli. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl toplam gaz tüketimi 60 milyar metreküptü. Türkiye 2020 yılının başına geldiğiniz zaman geçtiğimiz yılki tüketim değerine göre hesapladığımız zaman toplam tüketiminin %25'ini yani 1/4'ünü sadece Sakarya gaz sahasından karşılayacak. Tabii burada geçtiğimiz yıl açıklanan yeni bir keşif de vardı 2021 yılının Haziran ayında. Onun da 2027 yılından sonra birkaç yıl içinde geliştirileceğini düşünürsek Türkiye'nin 2029-2030 yılı gibi toplam sadece Karadeniz'deki mevcut keşiflerle olan gaz üretiminin yaklaşık 19-20 milyar metreküp'e çıkmasını bekliyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman Türkiye'nin kendi gazını üretmeye başlaması ve önümüzdeki yıllarda giderek artan oranda bu yerli üretimin artacak olması birincisi Türkiye'nin bu arz güvenliği kaynaklı problemlerden etkilenme olasılığını düşürken LNG ve gaz fiyatlarının rekor kırdığı ve önümüzdeki yıl kış aylarında daha da yeni rekorlar, daha yüksek fiyat seviyelerine çıkmasını beklendiğini göz önüne aldığımızda Türkiye'nin enerji ithalat faturasını düşürmesi açısından da ülkemize önemli katkılar sağlayacak. Az önce de ifade ettiğim gibi kendi gemilerinizle, kendi personelinizle, kendi deniz yetki alanlarınızda bu gazı ve petrolü arıyorsunuz, buluyorsunuz, üretiyorsunuz. Türkiye'nin bu hem ekonomik anlamda hem de enerji arz güvenliği açısından, Türkiye açısından oldukça önem arz eden bir çalışma. Avrupa'daki krizde, enerji krizinde son durum ne? Tabii şimdi biz baktığımız zaman son 6-7 aydır yani Şubat ayında Ukrayna'nın işgaliyle birlikte Avrupa'da arz güvenliği kaygılarının yani enerji krizinin daha çok tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Medyada daha çok yer bulmaya başladığını görüyoruz ama aslında bu kriz Avrupa'nın krizi olarak ya da yeni bir kriz olarak yorumlamamak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 2021 yılının Mayıs ayından itibaren ki geçtiğimiz yılı yine bu aylarda, bu dönemlerde dünya piyasalarında emtia fiyatlarının ciddi oranda bir artı sürecine girmeye başladığını gördük.
Yani petrolden tutun kömüre, doğalgaza, LNG'ye, kakaodan tutun buğdaya, mısıra, alüminyuma, bakıra kadar birçok emtia grubunda fiyat artışlarının başladığını gördük. Tabii burada gerek Covid döneminde üretimin aksaması, baskılanan tüketimin geri gelmesi ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar da burada önemli bir etken oldu. Ama enerji üzerinde bakacak olursak, dünyada aslında Covid döneminde etkisi de var. Tabii öncesindeki gelişmelerin de burada etkin olduğunu görüyoruz. Özellikle petrol ve doğalgaz üretiminde ciddi bir dengesizlik oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabii burada özellikle emtia piyasalarında bazı manipülatif hareketlerin de olduğu görüldü. Ki bununla alakalı geçtiğimiz yılın birçok açıklama da yapılmıştı. Ve geçtiğimiz yılın yaz aylarına itibaren özellikle Avrupa'da TTF'de olsun diğer enerji hub'larında, enerji ticaret merkezlerinde doğalgaz fiyatlarının artmaya başladığını gördük. Bunlar devam ederken Şubat ayı ile birlikte Rusya Ukrayna işgal etti. Tabii bu dünyanın Rusya açısından bakacak olursak önemli petrol, doğalgaz, kömür ve ham madde ihracatçılarından bir tanesi. Ve Avrupa'da büyük oranda Rus doğalgazına bağımlı. Bunun Avrupa ve Rusya arasında bir enerji gerilimine dönüşmemesi ve bir enerji krizi yaratmaması zaten beklenemezdi. Ama az önce de ifade ettiğim gibi dünyada zaten bir enerji krizi vardı, bir emtia krizi vardı. Ve bu dünya ekonomisini etkileyecek, hem global enflasyonu artıracak hem de dünya ekonomisinin büyümesine zarar verecek ciddi bir krizin başladığını gösteriyordu. Üzerine Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa Birliği'nin açıkladığı yaptırımlar, Rusya'nın geri adım atmaması, bugün yaşadığımız krizin aslında bardağı taşıran son damlar olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada durum ne? Şimdi Avrupa açısından duruma bakacak olursak Avrupa geçtiğimiz yıl 2021 yılının tamamında Rusya'dan yaklaşık 155 milyar metreküplük doğalgaz ithal etti. Yani bu Avrupa'nın toplam tüketiminin yaklaşık %40-%45'ine yakın bir oranı teşkil ediyor. Tabii şimdi Avrupa Birliği Rusya'dan doğalgaz alımını azaltmak istiyor. Yenilenebilirin payını artırmak istiyor. İşte kömürü, nükleer santralleri tekrar devreye alıyor. LNG seçeneği yükleniyor ama toplam oran açısından baktığımız zaman bu sene Avrupa Birliği'nin en iyi ihtimalle 55 milyar metreküp kadar Rus gazına alternatif bir yeni tedariği kıtaya getirebileceği görülüyor. Yani hala 100 milyar metreküpe yakın bir doğalgaz açığı var. Şimdi siz nükleer santrallerin kapatılma planlarını ileriye çekiyorsunuz. Bazı kömür santrallerini tekrar devreye alıyorsunuz ya da onların da kapatılmasını erteliyorsunuz. Ama de burada şunu kaçırmamak gerekiyor. Yani Avrupa'da doğalgaz evet Rusya'ya bağımlı ama bunun büyük bölümü elektrik üretiminde kullanılmıyor. Evet elektrik fiyatları yukarı çıkıyor. Avrupa'da önümüzdeki kış elektrik kesintileri olacak. Zaten baktığınız zaman Almanya'dan Belçika'ya, Fransa'dan İsviçre'ye kadar birçok ülke halkına mum stokları noktasına geldiler. Ama Avrupa açısından şöyle bir durum da var. Avrupa Rus gazını aynı zamanda sanayide de kullanıyor. Yani Avrupa'nın Rus gazının alternatifini kısa sürede bulamaması ki önümüzdeki birkaç sene bunun tamamını bulmaları oldukça zor. Çünkü ne kadar yenilenebilir enerji yatırım planlasanız da bunların hayata geçmesi zaman alıyor. Keza Almanya'nın iki tane FSRU projesi var. Yani LNG formülü gazı getirip alabilmek için ama onların da gelecek ilkbahardan önce hayata geçmesinin şu an zor olduğu görülüyor. Bu açıdan baktığınız zaman Avrupa'yı önümüzdeki kış aylarında hem ciddi elektrik kesintileri hem ciddi bir doğalgaz kesintisi bekliyor. Tabii bu Avrupa'nın Avrupa ekonomisi açısından da ciddi sorunlara yol açacak. Özellikle Avrupa ekonomisinin ana motoru durumundaki Almanya ekonomisinin ciddi oranda buradan etkilenmesi bekleniyor. Tabii bu Almanya'nın ihracat rakamlarını da etkileyecek, istihdam rakamlarını etkileyecek, büyümesini etkileyecek. Siyasi sonuçları da yol alacak. Ki şu an baktığınız zaman Avrupa'da zaten birçok ülkede hükümetlerin değiştiğini, koalisyon hükümetlerinin dağıldığını, seçimlere gidildiğini görüyoruz. Ve belki de biz bu gaz krizinden, enerji krizinden dolayı Avrupa'da gelecek ilkbaharda, gelecek sonbahar aylarında, gelecek yılın yaz aylarında yeni hükümet krizlerinin olduğunu, yeni erken seçim kararlarının alınabildiğini göreceğiz. Yani Putin enerji silahıyla aslında Avrupa kıtasının siyasi istikrarına ve siyasi yapısına da zarar verdiğini görüyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle baktığımız zaman hem Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltamaması hem yenilenebilir enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjiye geçişte hedeflerin gerisinde kalması ve bu geçişin kademeli ve planlı bir geçiş olmak yerine tamamıyla politik söylemlerden, piyasa gerçeklerinden uzak bir şekilde yapılmaya çalışılmasının da yol açtığı sonuçlar var. Yani Avrupa bugün aslında
hem kendisinin yaşadığı hem de Türkiye'den tutun birçok dünya ekonomisinde etkileyen bu kriz aslında Avrupa Birliği'nin politik bir başarısızlığın neden olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Tabii burada Rusya'nın Ukrayna işgali önemli bir parametre ama Avrupa Birliği'nin Rus gazına bu kadar son 15 yılda yaşanan gelişmelere rağmen Avrupa Birliği'nin bu konuda tam bir refleks gösterememesi ve alternatif geliştirme konusunda yaşadığı başarısızlıklar bugün gelinen sonucu doğurdu. Sayın Danış, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Türkiye'de yeni adımlar atılıyor ekonomide, farklı adımlar atılıyor. Belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş de adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi de araba sektöründe yaşanıyor, araç sektöründe yaşanıyor. Yeni bir düzenleme var. Bu düzenlemeye göre ikinci el araç satım piyasasında şişen fiyatları indirmek için hükümet yeni bir adım atacak ve yeni araçlarda satış için 6 ay veya 6000 kilometre sınırı getirecek. Böylece bir anlamda şişen ikinci el piyasasını rahatlatmaya, fiyatları gerçekçi bir noktaya döndürmeye çalışıyorlar. Peki gerçekten ne oluyor? Yani bu sistem nasıl işleyecek? İsterseniz bunu da İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel'e soralım. Hayrettin Bey, yeni düzenleme tam olarak nedir? Sistemde neleri değiştirmeyi amaçlıyor hükümet? Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayla bildiğiniz üzere 5000 kilometre ve 6 ay araçlara bir satılamaz hükmü getirileceğini Bakanımız açıkladı. Burada bu açıklamayı yaparken Sayın Bakanımız bu uygulamanın kiralama şirketlere geleceğini ve otomobil alım satım yapan bizler gibi otomobilcilere geleceğini bu uygulamanın beyan etti kendisi. Esasında burada şunu belirtmek isteriz ki bu her ne kadar kanunlaşmış bir durum olmasa da piyasada uygulanan bir kural diyebiliriz. 6 ay ve 5000 kilometre araç satışı filo şirketleri tarafından zaten yapılamamakta. Bayiler ve distribütörler bu tarz araçları alıp satan filo şirketlerine şu anda zaten ciddi anlamda bir ceza uygulamakta. Buradaki esas problem şu, bizler de otomobil satıcıları olarak zaten bayilerden sıfır araç almamız mümkün değil. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Biz bayilere gittiğimiz zaman zaten bayiler ikinci el otomobil satıcılarına sıfır araç kesinlikle vermemektedir. Yani burada bayiler bize aracı satmıyorlar. Filo şirketleri de zaten bu araçları bu şekilde sattıklarında bir cezai müeyyideye tabi tutuluyorlar. Buradaki esas sıkıntı şurada başlıyor. Bizim kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler esasında bayilerden gidip bu araçlara yazılıyorlar. Bu araçları günü geldiği zaman bayilerden alıyorlar. Bu kişiler bu araçlara ihtiyacı olmadığı halde otomobili son 2 senede yükselen bir değer görüp yatırım aracı haline getirdikleri için bu şekilde otomobil ticareti yapan kişiler. Esas sıkıntı bu noktada başlıyor. Bu kişiler bu araçları gidip bayilerden alıyorlar. Üzerlerine ciddi anlamda fahiş bir kar koyuyorlar ve bunları internet ortamında satıyorlar. İnternet ortamında satamayanlar veyahut da uğraşmak istemeyen kişiler de getirip bizler gibi otomobilcilere bu araçları konsinye bırakıp belki bizim üzerimizden satıyorlar. Şimdi eğer çıkacak olan bu kanunda bu tarz kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler sistemin içerisinden çıkartılmazsa veya bunlara bir cezai müeyyide uygulanmazsa bu çıkartılacak olan kanunun bizce piyasaya hiçbir faydası olmayacak ve sektöre hiçbir faydası olmayacak. Bizim önerimiz şu, biz diyoruz ki bu kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler tespit edilip bir an önce bunlara gerekli cezai müeyyideler uygulanırsa bu kişiler bu piyasadan ellerini çektiği zaman piyasada hem araç bollaşacak, hem tüketici araca bayilerde çok daha rahat ulaşabilecek, hem de rakamsal anlamda araç fiyatları bu şekilde hem yükselmeyecek hem de düşecek. Bizim tespitlerimize göre internet ortamında satılan araçların, çok ilginç bir rakam bu, %67'si kişiler tarafından satılmakta, %33'ü sadece otomobilciler tarafından şu anda piyasada satılmakta.
Bu da esasında bu oranın ne kadar büyük olduğu, kayıt dışının ciddi boyutlara ulaştığının bir göstergesi olarak özellikle belirtmek istiyoruz. Türkiye'de şu anda 70 bin tane otomobil satıcısı varken bizim tespitlerimize göre şu anda kayıt dışı 450-500 bin kişi dışarıdan bizim sektörümüze müdahil olmakta. Bu düzenleme ikinci el araç fiyatlarını ne oranda etkiler sizce? Yani fiyatlar ciddi bir şekilde düşer mi? Dediğimiz gibi zaten son iki ayda otomobil fiyatları belli bir durağanlık yaşamakta. Burada tabii bunun birkaç tane sebebi var. Son iki seneden beri araç fiyatları yükselen bir eğilim gösteriyordu. Tabii burada son iki ayda araç fiyatlarının birazcık durağanlaşmasının sebebi yaz sezonunun gelmesi. Krediye ulaşım konusunda şu anda sektörümüzde bir sıkıntı var. Bir de ÖTV konusunda tüketicilerin yapılan açıklamalardan dolayı bir beklentisi oluştu. Bunları üst üste koyduğumuzda şu anda bir durağanlık yaşamaktayız. Fakat bizim tahminlerimize göre bu bir ay içerisinde tekrar eski seviyelerine gelecek. Tabii bu yapılacak olan uygulamada yine özellikle belirtmek istiyoruz. Eğer kayıt dışı diye tabir ettiğimiz bu kişiler ellerini çektiği zaman hem otomobil fiyatları azalacak, hem ürün bollaşacak, hem de otomobile erişim çok daha rahat olacak. Pandemi öncesinde esasında biz bu sorunların hiçbir tanesini sektörümüzde konuşmuyorduk. Fakat 3 senede pandemi sürecinin hayatımıza girmesiyle birlikte her gün dalgalanan bir seyir haline geldi otomotiv sektörü. Bizim tahminlerimize göre sıfır araç tedariğinde 6 ay daha bir sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Zaten devam eden Rusya-Ukrayna savaşında meydana gelen bir çip krizimiz var. Şu anda Tayvan'la da yaşanan bir sıkıntılar var. Eğer orada da böyle bir savaş ortamı olursa sıfır araçta belki yine bir sıkıntı yaşanabilir. Ama eğer bu olumsuzluklar ortadan kaldırıldığında sıfır araç tedariği 6 ay içerisinde düzelecek diye bekliyoruz biz. Burada en önemli esasında nokta bu. Sıfır araçlar bollaştığı zaman ikinci elde de fiyatlar düşüyor. Normal liste rakamlarında sıfır araçlar satıldığında ikinci el fiyatları da gerçek değerlerine geliyor. Bizim tahminimiz bu uygulama hayata geçerse ve dediğimiz gibi kayıt dışı da bizim sektörümüzden çıkarsa fiyatların düşeceği konusunda bir görüşümüz var. Kamuoyunda şöyle bir izlenim var. Bu otomobil fiyatlarının sürekli yükselmesi sanki bizlerin otomotiv satıcılarının işine geliyormuş gibi bir izlenim oluştu. Fakat burada esasında bu konudan en çok müzdarip olan kişiler bizleriz. Sebebini de şöyle açıklayabiliriz. Biz belli sermayelerle bu işleri yapıyoruz. Bu sermayemiz geçen seneyle bu sene otomotiv bazında fiyatların yükselmesinden dolayı belki yarı yarıya düştü. Yani bağladığımız sermayeyle showroomlarımıza çektiğimiz araç adedi belki yarı yarıya azaldı. Bizler de otomotiv sektör temsilcileri olarak ve otomobil satıcıları olarak fiyatların düşmesini canı gönülden istiyoruz ve bekliyoruz. Hem burada tüketiciye menfaati olacak hem de bizim otomobil satıcılarının fiyatlarının düşmesi gerçek anlamda çok ciddi bir şekilde faydalı olacak diye düşünüyoruz. Sayın Ertemel, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, biraz önce dedim ki yani Yunanistan basınında manşetlerde Türkiye'nin sondaj gemileri var ama biraz da kendi dertlerine, işlerine dönmüş durumdalar. Çünkü son yılların belki de tarihin en büyük dinleme skandalıyla karşı karşıyalar. Mitsotakis hükümetinin istihbaratı, daha doğrusu istihbarat başkanı görevden ayrılmak zorunda kaldı. Nedeni ise muhalefette bulunan PASOK üyesi bir siyasetçinin telefonuna bir virüs göndererek gizli gizli dinlemeleri. Mitsotakis önce hiç üzerine alınmadı. Benim haberim yok dedi. Ancak ne zaman ki skandal büyüdü, mecburen ekranlara çıktı ve özür diledi. Bundan sonra dedi, bütün istihbarat yapımızı değiştireceğiz dedi. Yanlıştı dedi, bilgim yoktu. Eğer olsaydı buna asla izin vermezdim dedi. Şu anda skandal bir anlamda Mitsotakis hükümetini sarsıyor diyebiliriz.
Ve de şu ana kadar da pek çok baş aldı da söyleyebiliriz. Avrupa Birliği raporuna göre Yunan makamları bu şikayetlerde açıklanan özel bir yazılımı kullanmıyor. Yunan devleti bu tür yazılımları üreten veya pazarlayan hiçbir şirketle ticaret yapmıyor şeklinde de Avrupa Birliği topa girip bir anlamda bu konuya dahil olmuştu. Yani Yunanistan'da kol kırıldı, yen içinde kaldı diyebiliriz şimdilik. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istemiş. Türkiye'de bunu bir şarta bağlamıştı. Özellikle kırmızı bültenle aranan çeşitli isimleri bu iki ülke ya geri vermiyor ya da duymazdan geliyordu. Türkiye dedi ki ya bunları vereceksiniz ya da biz sizin NATO'ya girmenize izin vermeyeceğiz demişti. İşte bu konuda İsveç'te ilk adım atıldı ve 35 yaşında kırmızı bültenle aranan 2013 ve 2016 yıllarında Türkiye'de dolandırıcılık yapan İsveç'e kaçan 14 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi Türkiye'ye iade edeceğini belirtti. Kuşkusuz Türkiye'nin attığı adımlar anlamında olumlu ve iyi bir gelişme olarak da bunu bu haftanın önemli olaylarından biri olarak not edebiliriz. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Biliyorsunuz en son Ukrayna bu hafta ilginç bir video yayınladı. Kırım'a gitmeyin dedi Sovyet işgalindeki. Giderseniz Antalya'ya gidin, Küba'ya gidin, farklı ülkelere gidin, Kırım'a gitmeyin diye. Videonun nedeni ise Kırım'a yapılan saldırılardı. Ukrayna Kırım'a saldırıya geçti. Ancak bir yandan da Ruslar da yani tuhaf bir savaş gidiyor. Durmuyor, bitmiyor, bitecek gibi de gözükmüyor. Ve de önemli yerlere Rusların zaman zaman füzeler attığını görüyorsunuz. Nükleer santraldeki bir kabus yaşanıyor şu anda. Özellikle Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporjiya'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin yakında şiddetli çatışmalar ve de patlamalar geldiği söyleniyor. Zelenski, Rusların şu an yaptığı şey Sovyet yetkililerin Çernobil felaketini saklamaya çalışmasından da tehlikeli. Nükleer felaket riskini en üst düzeye çıkarmak için her şeyi yapıyorlar dedi. Bir anlamda Rusya'yı bütün dünyaya Zelenski bir kez daha şikayet etti. Bir sonuç çıkar mı? Biliyoruz ki çıkmaz. Bu arada Zelenski ile Putin görüşür mü tartışmaları vardı. Bu tartışmaya da Peskov, Putin'in sözcüsü Peskov son noktayı koydu. Dedi ki bu zirveden Rusya Ukrayna arasından barış görüşmesi çıkar mı diye sorulmuştu. Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin görüşmesine çıkmaz dedi. Ayrıca Zelenski ile Putin'in de görüşmesinin imkanı olmayacağını belirtti. Orada Rusya referandum yapmıyor dedi. Zaporjiye halkı kendisi Rusya'ya dahil olmak için referandum yapmak istiyor diye de altını çizdi. Bir anlamda Rusya Zaporjiye'yi çaktırmadan el koymaya ya da işgal etmeye çalışıyor diyebiliriz. Hatırlayacaksınız Ukrayna-Rusya savaşı başladığında Rusya devlet televizyonunda savaş karşıtı bir pankart açılmıştı. Pankartı açan da haber bülteninin editörlerinden biriydi. Daha sonra hem bütün dünya gibi biz de şaşırmıştık ama asıl şaşırdığımız şey bu editörün daha sonra elini kolunu sallayarak mahkemeden çıkmasıydı. Ancak Rusya'da olaylar böyle gelişmiyor. Nitekim bu gazeteci ev hapsine çarptırılmış ve de evden çıkmaması söylenilmiş. Orada açtığı pankartı hatırlayalım. Burada size yalan söylüyorlar, savaşa hayır yazıyordu. Biliyorsunuz Tayvan'da bir gerilim var. Çin Tayvan'ı bir devlet olarak kabul etmiyor. Kendi toprağının bir parçası olarak kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Tayvan'ı bir devlet olarak görüyor. En son Senato'nun başındaki Demokrat Pelosi bir emrivakiyle Tayvan'a ziyaret gerçekleştirmişti. Çin tehdit etmişti. Gelme, yakarız, yıkarız, savaş çıkartırız demişti. Hiçbir şey olmadı. Pelosi geldi, iki gün kaldı. Ziyaretlerinden sonra döndü. Ancak şu anda Güney Çin Denizi'nde gerilim had safhada. Çinliler bayağı kızmışa benziyorlar. Yeni bir taktik geliştirdiler. Ve de Tayvan'ın etrafında tatbikat yapıyorlar. Ama öyle bir tatbikat ki Tayvan'dan çıkış mümkün değil. Her yeri Navtex alanı ilan etmişler. Bombalıyorlar. Denize bomba yağdırıyorlar. Bu da şu andaki gerilimi bambaşka bir yere taşıyor diyebiliriz. Polonya'dan Avrupa Birliği'ne ilginç bir tepki geldi. Biliyorsunuz Polonya Başbakanı Mitz Morawiecki Almanya'da yayınlanan Welt gazetesine bir makale yazdı ve Avrupa Birliği'ni Almanya'dan Avrupa Birliği'ne şikayet etti. Ve şu anda Avrupa Birliği içinde küçük ülkelere karşı emperyalist bir uygulama var dedi. Özellikle de büyük ülkelerin demokrasi olsa bile fiili bir oligarşi uygulaması olduğunu uyguladığını söyledi. Siyasi uygulama Almanya ve Fransa'nın konumlarının diğer ülkelerden daha önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla resmi olarak da demokrasi ancak gerçekte güçlülerin elinde, bizim elimizde değil dedi. Bu da ilginç bir makaleydi. Trump zorda.
Trump'ı şu andaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müesses nizam önümüzdeki seçimlere sokturmamak için dört koldan etrafını sarıyor. Bir yandan vergi tartışmaları, vergi yolsuzluğu nedeniyle mahkemeye çıkartıp yeminli ifadesi alınmaya çalışılıyor. Diğer yandan da artık mesken ilan ettiği Mar-a-Lago'daki kendi evi yani golf kulübü basılıyor. Nedeni ise FBI'ın zamanında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın çeşitli özel ve gizli bilgilerini Beyaz Saray'dan izinsiz ve yasaya aykırı olarak evine götürmesi, hatta kimini yok etmesi iddiası var. Bu yüzden FBI sabah saatlerinde Mar-a-Lago'da didik didik eden bir arama yaptı. Trump tepki gösterdi. Benim kasayı bile patlattılar dedi. Bir yandan First Lady'nin bile bütün eşyaları gardırobunun arandığı söyleniyor. Eğer böylesine bir belge bulunup bu sonuçlanırsa tıpkı bizim gördüğümüz bir filmde olduğu gibi Donald Trump değil Amerikan başkanı, muhtar bile olamaz diyorlar. Gerçi biz bu filmin sonu nasıl bittiğini çok iyi gördük. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olacak? Yunus Emre Erdölen, Amerika'yı çok yakından takip eden genç bir araştırmacı şu anda karşımızda. Yunus, biraz şöyle detayları konuşalım. Trump'ın evine neden baskın yapıldı? Tam olarak neyle suçlanıyor? Cüneyt Bey, bildiğiniz gibi 8 Ağustos günü Trump'ın evine FBI habersiz bir baskın düzenledi. Bu baskın sonucunda FBI Trump'tan habersiz bir şekilde evine girdi ve Florida'daki malikanesinde arama gerçekleştirdi. Bu aramanın sebebi Trump'ın ABD yasalarını ihlal ederek Beyaz Saray'daki başkanlık dokümanlarını sakladığı iddiası. Amerika'daki yasalara göre bir başkan kendi ürettiği ve başkanlık sırasında kullandığı, düzenlediği, imzaladığı belgeleri görevi bittikten sonra ulusal arşiv denilen bir mekanizmaya, bir kuruma vermek zorunda. Başkan görevi bıraktıktan sonra dahi görevdeyken, başkanlık görevini icra ederken kullandığı, yazdığı, imzaladığı belgeleri kendi kişisel hazinesi olarak alıp götüremez. Trump hiçbir şekilde görevdeyken veya başkanlık görevini icra ederken yazdığı, düzenlediği belgeleri kendi kişisel belgeleriymiş gibi görevi bıraktıktan sonra evine götüremez. Bu yasalara aykırı ve bunun bir cezası var. Amerika'nın gizli belgelerinin ihlaline sonuç veren bir yasa. Bu yasa Richard Nixon zamanında Watergate skandalı üzerine istifa etmesi ve skandalla ilgili belgeleri görevi bitmesine rağmen Amerikalı yetkililere vermemek istemesiyle ortaya çıkan ve Amerikan Kongresi tarafından kabul edilen bir yasa. Donald Trump bu belgeleri Florida'daki evine görevi bittikten sonra götürdü ve Adalet Bakanlığı da Trump'ı yasalara aykırı bir şekilde başkanlık belgelerini evine götürmek ve saklamak ile suçladı. FBI ise bu iddiaları araştırdı ve detaylı bir araştırma yaparak Trump'ın çevresindeki insanlarla konuştu, gizli kaynaklardan ifadeler aldı ve bu ifadeler sonucunda Florida'daki bir federal yargıça başvurdu. Florida'daki yargıç da Trump'ın bu belgeleri yasa dışı bir şekilde kendi evinde sakladığına dair makul bir şüpheye sahip olduğu anda arama emrini onayladı ve FBI 8 Ağustos sabahı ani bir baskınla Trump'ın evine girdi. 10 kutu belgeye el koydu ve Trump'ın gizli kasasından Melania Trump'ın yani Trump'ın eşinin dolabına kadar bütün evi arayarak Trump'ın avukatları henüz eve gelmemişken büyük bir arama gerçekleştirdi ve 10 belgeye el koyarak FBI'ın araştırma merkezlerine bu belgeleri götürdü. Trump sadece belgeleri saklamakla suçlanmıyor aslında. Geçen hafta ortaya çıkan fotoğraflara göre New York Times gazetesi yazarı Maggie Haberman'ın kitabında Trump'ın başkanlık sırasında hem Beyaz Saray'da hem de yolculukları sırasında uçakla seyahat ederken Amerikan başkanının saklaması gereken ve yok edilmesi suç olan belgeleri yırtıp klozete atıp sifonu çekerek imha ettiği iddia edildi. Ve Trump'ın yakın çalışma arkadaşları ya da aile üyeleri bu klozette imha edilmiş, klozete atılmış ve üzerine sifon çekilmesine rağmen hala klozette olan belgelerin resimlerini gazetecilere ulaştırdı. Ve bu resimler New York Times'ta yayınlandı. Yine Amerikan başkanının saklaması gereken ve görevi bıraktıktan sonra ulusal arşive vermesi gereken belgeleri imha etmesi, yırtması ise yine bir federal suç. Bu nedenle Trump hem belgeleri saklamak hem de belgeleri imha etmek ile suçlanıyor. Bu suçların gerçekleştiği ispatlanırsa ve FBI yaptığı arama sonucunda herhangi bir delile ulaşırsa bu kapsamda da ceza alması bekleniyor. Biraz önce müesses nizam Trump'ın önünü kesiyor dedim. Doğru mu sence? Ne düşünüyorsun? Cumhuriyetçilerin argümanı
Trump'ın 2024 başkan adaylığını açıklamadan önce adaylığını engellemek ve siyasi bir yasak koymak için böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Cumhuriyetçiler ve Trump bu işin arkasında derin devletin olduğunu söylüyor. FBI'ın, yargıçların, Biden hükümetine bağlı Adalet Bakanlığı'nın siyasi bir sayıkla hareket ettiğini ve Trump'ı engellemeye çalıştığını belirtiyor. Fakat tablonun öbür ucunda şöyle bir durum var. Trump'ın arama emrini veren FBI'ın başkanı Trump'ın 2018'de atadığı ve Trump'ın FBI'daki Trump karşıtlarını elimine etmek için aday gösterdiği yakın müttefik olarak tanımladığı bir isim. Yine FBI'nin aldığı arama kararını onaylayan Floridalı federal yargıç ise yine 2018 tarihinde Donald Trump tarafından atanan muhafazakarlara yakın bir yargıç. Bu nedenle arama kararının uygulanması ve çıkarılması sürecinde Trump'ın atadığı, Trump'ın görevi getirdiği ve Trump'ın aslında derin devlete karşı mücadele vermek için göreve getirdiği insanların etkin olduğunu görüyoruz. Fakat özellikle arama kararının iddia edilen suçun işlendiği tarihten, yani Donald Trump'ın görevi bıraktığı 2020 tarihinden 2 sene sonra gerçekleşmesi özellikle cumhuriyetçi seçmenler ve Donald Trump destekçilerinde bir güvensizlik ortaya çıkarıyor. Donald Trump'ı destekleyenler madem böyle bir suç işlendi neden 2 sene içerisinde siz bunu gündeme getirmediniz de 2022 ara seçimlerine aylar kala ve 2024 başkanlık kampanyasının Donald Trump tarafından başlatılmasına çok az bir zaman kala bu soruşturmayı gündeme getiriyorsunuz diye soruyorlar ve Biden hükümetinin meşruiyetini sorguluyorlar. Yine bu soruşturmayı başlatan, Donald Trump'a bu suçlamayı yönelten ise Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı Biden hükümetine bağlı. Biden tarafından Adalet Bakanı aday gösteriliyor ve Senato'da kabul ediliyor. Kayıt üzerinde Adalet Bakanlığı bütün bu süreçlerde aslında Donald Trump'la ilgili veya herhangi bir siyasi figürle ilgili suçlamalarda, soruşturmalarda izin verme hakkına sahip. Yani Donald Trump gibi siyasi bir figüre Adalet Bakanı'nın izni olmadan soruşturma açılamıyor. Bu kuralı getiren ise Donald Trump hükümetindeki Adalet Bakanı. Yani Donald Trump kendi hükümetindeki getirdiği bir aslında izin şartıyla yargılanıyor. Kağıt üzerinde Biden hükümeti ve Biden'ın Adalet Bakanı'na müdahale etme veya soruşturmadan haberdar olma şansı yok. Ama cumhuriyetçiler fiili olarak Biden'ın bütün bu karar sürecinden haberdar olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle aslında müesses nizamın, cumhuriyetçi derin devletin Donald Trump'ı engellemeye çalıştığını iddia ediyor. Yine cumhuriyetçiler böyle bir siyasi soruşturmanın Biden'ın kendisine 2 sene sonra yarışacak, aynı pusulada yarışacağı kişiye siyasi bir dava açarak, onu yargılamaya çalışarak aslında 3. Dünya ülkesi Marksist Komünist bir Muz Cumhuriyeti başkanı gibi hareket ettiğini iddia ediyor. Bütün bunlar eşliğinde aslında iki Amerika'nın, yani Biden'ın ve Demokratların Amerika'sının bu soruşturmanın tamamen hukuka uygun olduğunu, siyasi olmadığını inandığını, Trump'ın ve Cumhuriyetçinin Amerika'sının ise tamamen siyasi bir soruşturma olduğuna ve Trump'ı sadece engellemek için yapılan bir derin devlet komplosu, bir yargı vesayeti icraatı olduğunu inandığını söylemek oldukça mümkün. Bu yüzden iki farklı görüş var. Sence bu davanın sonucu ne olur? Trump'ın bir daha siyaset yapması engellenebilir mi? Cüneyt Bey, Amerikan yasalarına göre eğer siz görevdeyken imha etmemeniz gereken, saklamanız gereken bir Amerikan resmi belgesini imha ederseniz bunun cezası 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezası artı bu suçtan hüküm giyerseniz bir daha hiçbir siyasi pozisyona, siyasi ofise aday olamayacağınız bir siyasi yasak öngörülüyor. Bu nedenle eğer Trump bu belgeleri yok ettiği ispatlanırsa ve ilk derece mahkemesinden bu konuda bir ceza alırsa hapis veya para cezasının öte bir siyasi yasak öngörülüyor ve Donald Trump'ın herhangi bir kasabanın şerifliğine, eyaletin senatörlüğüne, temsilciler meclisi üyeliğine ve başkanlığa dahi aday olamaması olasılık. Yine başkanlık belgeleri özel olarak düzenlenen yasada da bir seneye kadar özel bir hapis cezası öngörülüyor. Ama bütün bunlar yargı süreçlerinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi, ilk derece mahkemesinin hızlı bir şekilde karar verip bir ceza açıklaması durumunda gerçekleşebilir. Amerika'da genellikle davalar çok kısa sürede sonuçlanmıyor. Bu davanın kapsamı da oldukça çetrefilli. Çünkü Donald Trump eğer evinde FBI gizli bir belge bulursa ve o belgeyi ulusal arşive geri vermesi gereken bir belge olarak tanımlarsa FBI, Donald Trump savunma hakkını kullanıp ben bu belgenin başkanken kamuya açılmasını savundum, bu belge artık gizli değil diye bir savunmada bulunabilir. Bu durumda Donald Trump'ın o belgenin gizli belge olmadığını ispatlaması gerekecek.
Bu çok hızlı sürecek, hemen bitecek, sonuçlanacak ve Donald Trump aleyhinde bir hüküm açıklanacak bir yargı mekanizması değil. Bu yüzden Donald Trump eğer 2024'e kadar bu davadan bir sonuç alınmazsa yine adaylığını açıklayabilir ve devam edebilir. Hatta bu arama hikayesini, yargı hikayesini bir mağduriyet hikayesine dönüştürüp buradan bir siyasi puan da elde edebilir. Sevgili Yunus, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Şimdi de ilginç bir haberle gelelim. John Bolton vardı. İran uzmanı hatırlarsanız özellikle Trump döneminde öne çıkmış. Sonradan kendi tabiriyle ayrılmış, Trump'ın nedeniyle atılmıştı. Daha sonra Trump karşıtı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarda İran'ı, Türkiye'yi de hedef aldı. Kendi iddiasına göre bir gazeteye demeç vermiş. İranlılar bu eski Trump'ın siyasi danışmanını öldürtmeye çalışıyorlarmış. Bunun için de bir tetikçiye para vermişler. Ne kadar olsa beğenirsiniz? $300,000. Fakat John Bolton diyor ki ya diyor şaşırdım diyor. Şaşırdığım şu tetikçi tutmaları değil, bu kadar ucuza gidiyor olmam demiş. Böyle de bir espri yapmış. Programımızı bir tatil fotoğrafıyla bitirelim. Bu jet ski'nin üzerinde gördüğünüz Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Kendisi tatile çıktı ve benim maganda sporu olarak nitelediğim bir jet ski'nin üzerinde bayağı bir tur attı. Ortalık karıştı, Fransa karıştı. Diyorlar ki bir cumhurbaşkanı, özellikle de küresel ısınmanın bu kadar gündemde olduğu bir şeyde böyle bir hareket yapabilir mi? Gördüğünüz gibi Avrupa'da birinci dünya dertleri farklı. Daha önce de yanılmıyorsam Hollanda Adalet Bakanı'nın kano üzerinde neden yelek giymeden kano yaptığı üzerine bayağı siyasi tartışmalar vardı. Ama Fransa'da belki de gündemin rengi olarak bunları hala konuşuyor, tartışıyor. Sevgili seyirciler, bugün de 5'ne 1 K'nın sonuna geldik. Yeni bir 5'ne 1 K'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.